Merhabalar arkadaşlar. Bugün bilimsel araştırma yöntemleri ve etik dersinin ikinci konusuyla karşınızdayız. Konumuz bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma süreçleri. Öncelikle çağdaş üniversitelerin amaçlarıyla ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum. Çağdaş üniversiteler öncelikle toplumsal sorunlara çözüm bulma mercileridir. Daha doğrusu bilgiye dayalı çözümler geliştirerek toplumsal sorunların giderilmesine yardımcı olmak misyonu taşırlar. O nedenle toplumsal gelişmeler ve değişmelere öncü olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, öğrencilere bu araştırmaların yanı sıra aynı zamanda nitelikli bir eğitim de sunmak ve öğrencileri mezun ederken ister lisans, ister yüksek lisans, isterse doktoradan mezun ederken onlara bilimsel bakış açısını kavratmaktır çağdaş üniversitelerin amaçları. Ve bilimsel araştırmaların kaliteli olabilmesi için şu iki olmazsa olmaz niteliğin kazanılmış olması gerekiyor. Birincisi, öğrencilerin bilimsel araştırma süreci hakkında bilgi sahibi olmaları. Özellikle bu dersin en önemli amaçlarından bir tanesi, öğrencilerin bilimsel araştırma süreçleri hakkındaki bilgilerini ve yetkinliğini artırmaktır. Bir diğerisi ise öğrencilerde olumlu tutum ve davranışlar geliştirmek. Yani bu sürece bakışlarını ve bu sürece ilişkin olumlu tutum ve davranışlarını ön plana çıkarmaya çalışmak. Bir bilimsel araştırmayı yürütürken araştırmacının özellikle uluslararası standartlara uygun olduğu kabul edilen ya da kabul görmüş bir bilimsel çalışma yöntemini izlemesi gerekiyor. Yani kullandığı bilimsel çalışma yöntemine ilişkin bir referans göstermesi, bir kaynak göstermesi gerekiyor. Eğer çalışma metodolojisini ilk defa kendisi literatüre kazandıracaksa, o zaman öncelikle o çalışma metodolojisine ilişkin bir makale hazırlayıp bunu herhangi bir uluslararası dergiye, bir hakemli dergiye gönderip öncelikle o metodolojiyi bilim camiasında kabul görmüş hale getirmesi gerekiyor. Ama daha önceden kullanılmış herhangi bir yöntem ya da teknoloji, yani yeterliliği ispatlanmış, doğruluğu ispatlanmış, objektifliği ispatlanmış herhangi bir yöntem ya da teknolojiyi kullanıyorsa araştırmacı, ki bu bilimsel kurallara göre geçerliliği daha önce pek çok araştırmacı tarafından kabul edilmiş bir yöntemdir. Bunu kullanırken de araştırmacının bu yönteme uygun bir şekilde atıf yapması gerekmektedir. Bu derste bilimsel araştırma ve yöntemler açıklanacak. Araştırmacıların ne tür yöntemler kullanabileceklerine ilişkin bir takım örnekler verilecek ve bir bilimsel araştırma sürecinde püf noktalar nelerdir, nelere dikkat edilmesi gerekir, bu konulara değinilecektir. Öncelikle bilimsel araştırma nedir sorusunun cevabını vermeye çalışalım. Aslında bilimsel araştırma bilgi arama işleminin sistematik bir şekilde yapılmasıdır. Yani bir merakla başlar, bir soru koyarsınız ortaya. Bu soruya dayalı olarak bir araştırma süreci içerisine girersiniz ve bu araştırma sürecini de belirli kurallara bağlı olarak disiplinli bir şekilde yaparsınız. Yani sistematik bir şekilde gerçekleştirirsiniz. İşte bilgi arama işi sistematik bir şekilde gerçekleştirilirse bunun adı bilimsel araştırma olur. Az önce de söyledim, bu süreç soru sormayla başlar. Dolayısıyla soru sormak en doğal olgulardan bir tanesi. Bir kişi bilgiye ulaşmak istiyorsa her şeyden önce soru sorarak başlaması gerekir. Bir şeyi merak etmeniz gerekiyor ki ona ilişkin bir araştırma yapabilesiniz. Peki bilimsel araştırma ne amaçla gerçekleştirilir? Bu sorduğunuz soruya vereceğiniz cevaplara bağlı olarak değişebilir. Mesela herhangi bir konudaki bilgi düzeyinizi artırmak için bilimsel araştırma yapabilirsiniz. Yaşam kalitesini yükseltmek için bir bilimsel araştırma yapabilirsiniz. Örneğin tıp alanında yapılan araştırmalar çeşitli hastalıklara çare bulmak için gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu araştırmalar
insanların yaşam kalitesini yükseltmek için gerçekleştirilen araştırmalara örnek olarak verilebilir. Peki yaşam kalitesini geliştirmek için yapılan araştırmalar sadece tıp alanında mı gerçekleştirilir? Hayır. Başka pek çok bilimsel alanda, mesela mühendislik alanında yapılan çeşitli araştırmalar ve elde edilen bulgular da yine insanın yaşam kalitesini yükseltebilir. Herhangi bir soruna çözüm bulabilmek, çare bulabilmek için de bir bilimsel araştırma gerçekleştirilebilir. Ekonomik yarar sağlamak için bir çalışma gerçekleştirilebilir. Örneğin biz fen bilimleri alanında çalıştığımız için biyoteknoloji alanında yapılan herhangi bir bilimsel çalışmayla herhangi bir ürün bol miktarda ve ekonomik getirisi yüksek olacak şekilde üretilebilir. Bunların yanı sıra yeni bir teknoloji, yeni bir ürün ya da yeni bir hizmet üretmek için de bilimsel araştırma yapılabilir. Bilimsel araştırmalar sizin neyi araştırdığınıza bağlı olarak farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bilgiyi üretirken araştırmacı problemin durumuna göre farklı yöntemleri kullanabilir, farklı yaklaşımları kullanabilir. Dolayısıyla buralarda veri toplama, çözümleme ve değerlendirme sistemleri çeşitlilik gösterebilir. Bunlara ilişkin örnekleri derslerimizin içerisinde vereceğiz. Bir önemli kural daha, bir bilimsel araştırmayı yaptığınızda ürettiğiniz bilgi hemen bir bilimsel bilgi haline dönüşmez. Onun bilimsel bir bilgi haline dönüşebilmesi için hakemli bir dergide yayınlamış olmanız gerekiyor ya da bir tez halinde yayınlamış olmanız gerekiyor. Yani kamunun tartışmasına ya da bilim camiasının tartışmasına onu açmış olmanız gerekiyor. Aksi halde elinizdeki kağıtlarda ya da defterinizde not ettiğiniz veriler bilimsel veri niteliği kazanmayacaktır. Dolayısıyla bilimsel araştırma süreçlerinin içerisinde yazım ve yayınlamaya ilişkin süreçler de dahil edilmektedir. Bunlar da bir bütün olarak düşünülmektedir. Bir araştırmayı yapmaya başladınız diyelim ve bir bilgi ürettiniz. Yani bir soru sordunuz, bunun cevabını tespit edebilmek için bir araştırma yaptınız ve karşılığında bazı bilgilere ulaştınız. Ancak ulaştığınız bilgiler aklınızda yeni soru işaretleri doğurdu. Dolayısıyla soruya aldığınız cevap yeni soruların oluşmasına yol açıyorsa ve bu yeni sorularla yeni araştırmalar yapmak gerekiyorsa o zaman yeni sorulara odaklanarak yeni bilgiler üretebilirsiniz demektir. Dolayısıyla bu sorgulama her seferinde bir basamak daha derine inme, yani üretilen bilgiyle sürekli yeni sorunların ve cevabında yeni bilgilerin ortaya çıkması süreci bilim insanı yetiştirme sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Yani bir soruyu sordunuz, cevabını aldınız. Orada bırakmak doğru değil. Analitik zekaya sahip ya da analitik yaklaşım sergileyen birisinin bu cevaplardan tekrar sorular çıkarması ve analizi daha da derinleştirerek devam etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bilim insanı yetiştirme sürecinde öğrencilere kazandırılması gereken özelliklerden bir tanesi de budur. Şimdi bu noktada bazı temel kavramlara değineceğiz arkadaşlar. Metodoloji. Şimdi bir bilimsel çalışmayı yaparken bir yöntem izlemek zorundasınız. İşte bilimsel araştırmaya yön vermek amacıyla araştırmanın niçin ya da nasıl yapılacağını gösteren uygulamaya dayalı sürece metodoloji adı verilir. Metodoloji ile metot kavramını birbirine karıştırmamak gerekiyor. Metot, araştırılan konuyla ilgili açıklama, yorumlama ve tahmin etmeyi sağlayacak ve veri toplamada kullanılan yaklaşımlardır. Bu bazen bir görüşme olabilir, bazen bir gözlem olabilir, bazen mesela tarih alanında çalışan araştırmacılar için arşiv belgelerini inceleme, yani döküman inceleme olabilir. Ya da fen bilimleri alanında çalışan birisi için deneysel bir yaklaşım olabilir. İşte çalışılan alana bağlı olarak metot nitel ya da nicel olabilir. Nicel yöntemde veriler sayısallaştırılarak, daha ziyade bizim alanımızda, yani biyoloji alanında veriler sayısallaştırılarak sunulur. Bu tür yöntemlere nicel yöntemler denir.
Nitel yöntemlerde ise sayısallaştırmadan ziyade gözlemlere dayalı olarak elde edilen bulguların cümlelerle ortaya konması durumu söz konusudur. Ve soru sordunuz diyelim, o soruyu cevaplayabilmek için bir tahminde bulunmanız gerekir. Merak ettiğiniz bir konuyla ilgili bir soru sordunuz ve ona ilişkin bir hipotez, bir varsayım ortaya koymanız gerekiyor. İşte tüm güvenilirliğine rağmen bilimsel yöntem temelde kanıtlanmamış ya da kanıtlanamayan varsayımlara dayanır. Çünkü ilk başta benim tahminim, bu soruya cevap olarak benim tahminim şudur diye başlarsınız. Ve sonradan yöntem basamaklarıyla devam eder ve sonuçlar elde edersiniz. Sonra sonuçlarınızın tahminlerinizi doğrulayıp doğrulamadığını kontrol edersiniz. İşte elde edilen bilgiler değerlendirilirken bu varsayımların dikkate alınması gerekiyor. Varsayım aslında denenmeyen ifade ya da yargılar anlamına gelmektedir. Ama varsayımları ortaya koyarken de dikkatli olmak gerekiyor. Çok uçuk varsayımlarda bulunmamak gerekiyor. Yani doğru olabileceğini tahmin ettiğiniz varsayımları ortaya koymanız gerekiyor. Eğer varsayımınız doğru değilse araştırma sonuçlarınız bundan olumsuz etkilenecektir. Araştırma sorusuna cevap bulabilmek için araştırma öncesinde tahmin edilen varsayımlar az önce de ifade ettiğim gibi hipotezleri oluşturur. Aslında hipotez araştırmacının öngörüsüne dayalı olarak geliştirdiği bir yargı cümlesidir ya da bir önermedir. Ve araştırmanın başlangıcında kanaati yansıtır ya da araştırmacının inancını yansıtır. Aslında bilim insanının amacı hipotezi kanıtlamak değil, hipotezi destekleyici kanıtlar elde etmektir. Yani burayı karıştırmamak gerekiyor. Hipotezi kanıtlamak üzere yola çıkmaktan ziyade hipotezi destekleyecek kanıtları elde etmeye çalışmak gerekiyor. Bir diğer önemli kavram değişkendir. Şimdi değişken, bağımlı değişken ve bağımsız değişken kavramlarını tanımladıktan sonra bir örnekle bunları açıklamaya çalışacağım. Aksi halde sadece kavramları tanıtarak anlaşılır hale getirilmesini sağlamak çok mümkün görünmüyor. Değişken nedir? Herhangi bir şeye ait birden fazla değer alabilen özelliklere ya da kavramlara değişken adı veriliyor. Peki bir değişken çok değerli olabilir mi? Evet, yani birden fazla değer alabilen değişkenler var mıdır? Mesela cinsiyet. Cinsiyet kendi içerisinde erkek ya da kadın olmak üzere birden fazla değer alabilir. Yaş mesela. 1, 2, 3, 5, 10 diye devam edebilirsiniz. Çok değişkenlidir. Çok değerlidir. Eğitim durumu birden fazla değer alabilir. Mesela kişi ilkokul, ortaokul, lise ya da üniversite mezunu ya da yüksek lisans veya doktora mezunu olabilir. Medeni durum yine çok değer alabilen değişkenlerden bir tanesi olabilir. Kişi evli olabilir, bekar olabilir. Sabit değişken birden çok değer almayan yani tek değerli değişkenlere verilen isimdir. Değişkenler az önce de ifade ettiğim üzere farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Yani bağımlı, bağımsız değişken ki bu en sık karşımıza çıkan sınıflandırmadır. En fazla kullandığımız da budur. Kategorik değişken ya da sürekli olan değişken ya da nicel veya nitel değişken olmak üzere değişkenler farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Peki bağımlı değişken nedir? Bağımlı değişken bu değişkenin etkisiyle değişmesi beklenen değişkendir. Bağımsız değişken ise etkisi bağımlı değişken üzerinde test edilebilen değişkendir. Peki kontrol değişkeni nedir? Kontrol değişkeni de etkisi bağımlı değişken üzerinde test edilemeyen ancak bağımlı değişkeni etkileme olasılığı bulunan değişkenlerdir. Şimdi kavramların bu şekliyle verilmesi çok kolay algılamayı sağlayamıyor. Bunun farkındayım. Onun için bir örnekle açıklamamız gerekiyor bunu. Mesela sıçan beslenmesi için bir kimyasalın gerekli olup olmadığını belirlemek istersek eğer o zaman bir deney tasarlamamız gerekiyor. Burada sıçan beslenmesi için gerekli olup olmadığını tespit etmeye çalıştığımız kimyasal yani o kimyasalın varlığı ya da yokluğu bir bağımsız değişkendir.
herhangi bir başka değişkenden etkilenmeyen değişkendir. Sıçanın sağlığı yani yaşaması ve çoğalması bağımlı değişkendir. Neden? Kullanılan kimyasal maddeye bağlı olduğu için. Maddenin doğru beslenme için gerekli olduğunu belirlersek eğer, kimyasalın ne kadarının gerekli olduğunu belirlemek için bir takip deneyi yapılabilir. Burada kimyasalın miktarı bağımsız değişken, sıçan sağlığı ise bağımlı değişken olacaktır. Çünkü sıçanın sağlığı kullanılan kimyasal maddenin kendisine bağlıdır. Peki bilimsel araştırma sürecinde nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Her şeyden önce verileri sistemli ve planlı bir şekilde toplamamız gerekiyor. Yani sonradan o verileri bir bütün halinde ve hatasız değerlendirebilmek istiyorsak o zaman sistemli ve planlı bir veri toplama süreci izlememiz gerekiyor. Daha sonra toplanan verilerin analiz edilmesi gerekiyor. Sonra analiz edildikten sonra ortaya çıkan bulguların değerlendirilmesi ve doğru yorumlanması gerekiyor. Ve son olarak da araştırma sonuçlarının rapor edilmesi gerekiyor. Bilimin araştırmacılara göre 4 temel niteliği bulunmaktadır. Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklama. Öncelikle çeşitlilik basamağına ilişkin şunu ifade etmek gerekiyor. Bilimsel çalışmalar tüm insanlığa açıktır. Yani kişi ya da toplumların tekelinde değildir. Yani birisi çıkıp size bu çalışma alanı benim, burada yalnızca ben çalışabilirim diyorsa bu bilimde çeşitlilik ilkesine aykırıdır. O konuda kendisini yeterli hisseden ve gerçekten yeterlilik sahibi olan herkes o konuda araştırma yapabilir. Bilimin ikinci özelliği süreklilik arz etmesidir. Yani bilgi üretme süreci sürekli olarak devam eder. Bilgi üretme süreci durduğunda ya soracak soru kalmamıştır ya da izlenen yöntemde bir problem vardır. Çünkü ne dedik? Soruyu sorarsınız, alacağınız cevaplar tekrar başka soru işaretleri uyandırır aklınızda. Bilimin bir diğer özelliği yeniliktir. Bir bilimsel bilgiyi üretirken beraberinde yeni bilim alanlarının ortaya çıkmasını sağlarsınız. Mesela eskiden biyoloji tek bir bilim alanı olarak ortaya çıkmıştı ama sonradan örneğin genetik alanındaki gelişmelerle bir alt alan oluştu, genetik alanı oluştu. Ama zamanla genetik alanında da bol miktarda veri elde edilmeye başlanınca bu sefer de bu verilerin işlenmesi problemi ortaya çıktı. Dolayısıyla artık bilgisayar teknolojilerinden yararlanılması gündeme geldi. İşte bilimsel bilgiyle bilgisayar teknolojilerinin bir arada kullanılması, yani o iki teknolojiden bir arada yararlanılması bu sefer de bioinformatik adını verdiğimiz alanı ortaya çıkardı. Yani açığa çıkardığınız her bilgi yeni alanların doğmasına yol açabilir. Bilimin dördüncü niteliği ise ayıklamadır. Şimdi bilimsel bir bilginin doğrulanması gerekiyor. Elinizde çok sayıda veri olduğunu varsayalım. Öncelikle bu verilerin doğru olanlarıyla olmayanlarını birbirinden ayırt etmeniz gerekiyor. Yani doğru olmayan verilerin ayıklanması gerekiyor. Ancak bu şekilde doğru verilerle ilerleyebilirsiniz. Peki bilimsel yöntemin temel işlevleri neler? Bilimsel yöntemin en temel işlevi öncelikle anlamadır. Yani var olan şeyleri onların tek tek özellikleriyle ya da birbirleriyle ilişkilerini ortaya koyarak öğrenmek, işte bu anlama işlevinin bir gereğidir. En önemli sorulan soru burada nedir sorusudur. Nedir sorusuna yanıt aranır. İkinci temel işlevi bilimsel yöntemin açıklamadır. Mevcut durum olduğu gibi analiz edilir, dokümante edilir, yeterli sayıda bilgi sahibi olur. Daha sonra muhtemel nedenleri ortaya koyabilmek için niçin sorusuna başvurulur. Yani niçin böyledir denir. Bir başka temel işlev kontroldür. Kontrol, anlama ve açıklama, yani bu ilk iki işlevle üretilen bilginin fiili olarak uygulamaya aktarılması ve doğa ve toplum olaylarının denetim altına alınması sürecidir arkadaşlar. Bilimsel araştırmaların sınıflandırılmasına gelecek olursak, bilimsel araştırmalar şurada gördüğünüz şekillerde sınıflandırılabilirler.
betimsel araştırmalar, yani tanımlamaya, betimlemeye yönelik araştırmalar, deneysel araştırmalar, laboratuvar araştırmaları, saha araştırmaları, temel araştırmalar ve uygulamalı araştırmalar olarak sınıflandırılabilir. Betimsel araştırmalar hakkında bilgi verecek olursak neler söyleyebiliriz? Olayların daha önceki durumlarını da dikkate alarak değişkenler arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik araştırmalardır. En çok hangi yöntemler kullanılır? Burada anketler, sınavlar, gözlem formları gibi ölçme araçları kullanılarak veriler toplanır. Ve bu veriler belirli grupların özelliklerini betimlemek amacıyla değerlendirilir. Mesela orta öğretim okullarında öğrencilerin Türkçe dersindeki ortalama başarılarını belirlemek ve farklı orta öğretim okullarının ortalama başarılarını karşılaştırmak betimsel bir araştırmadır. Yani iki grup arasında belirli bir ders açısından okul başarısını karşılaştırmaktan bahsediyoruz. İşte bu tür araştırmalarda değişkenler arasında neden-sonuç ilişkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanır. Mesela bir okul herhangi bir dersten dolayı diğer okuldan daha başarısız ise bunun muhtemel nedenleri ortaya konulmaya çalışılır. Çünkü ortaya çıkan başarısızlık aslında bir sonuçtur. Ama o sonuca neden olan bir neden vardır. Onun ortaya çıkarılması amaçlanır. Yani nedenle sonuç arasında ilişki kurulmaya çalışılır. Mesela öğrencilerin Türkçe dersindeki başarılarını artıracağı düşüncesinden hareketle yeni bir yöntemin uygulanması sonucunda farklı öğretim yöntemlerinin başarıyı artırıp artırmadığını belirlemek deneysel bir aşama, araştırmadır. Yani yeni bir yöntem ortaya koyuyorsunuz ve bu yöntemin öğrencilerin ilgili dersteki başarısını artırıp artırmadığını test ediyorsunuz. İşte bu bir betimlemeye dayalı bir deneysel yaklaşımdır. Bir diğer araştırma çeşidi laboratuvar araştırmasıdır. Laboratuvar ortamında araştırıcı gerekli koşulları sağlamak suretiyle istenmeyen değişimleri kontrol altında tutmuş olur. Ve laboratuvar ortamında gerçeğe tamamen yakın koşullar oluşturulduğu için elde edilen bulgulara dayalı olarak genellemeler yapılabilir. Yani aynı şartlar tekrar oluşturulmak suretiyle yeni bir laboratuvar çalışması dizayn edilirse muhtemelen benzer sonuçlar ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla laboratuvar çalışmalarında, araştırmalarında elde edilen sonuçların güvenilirliği yüksek ve evrene genellenebilirliği de yüksektir. Yani aynı koşullar altında çalışmayı tekrarladığınızda muhtemelen aynı sonuçlar elde edilebilir. Bir diğer araştırma çeşidi ise saha araştırması ya da alan araştırmasıdır arkadaşlar. Araştırmanın doğrudan günlük yaşantıda karşılaşılan bir ortamda yürütülmesidir. Mesela laboratuvara alınan hayvanların çeşitli parametreleri bilimsel olarak araştırılabilir. Ama onların arkadaşlık ve çiftleşme davranışları laboratuvar ortamında değişecektir. Dolayısıyla eğer siz araştırmacı olarak hayvanların çiftleşme davranışlarını incelemek istiyorsanız onları laboratuvar ortamı yerinde doğal ortamlarında gözlemlemek zorundasınız. İşte araştırma gerçek ortamında yapıldığından genellemelerde de hatanın daha aza indiği söylenebilir. Bir başka araştırma temel araştırmalardır. Amaç var olan bilgiye yenilerini eklemektir. Aslında amaç günlük hayatta karşılaşılan bir probleme çözüm bulmak değildir. Burada temel kriter şudur. Bilgi, bilgi içindir. Yani elinizde bir bilgi var. Ona yenilerini eklemek istiyorsunuz. Bir diğer araştırma çeşidi uygulamalı araştırmalardır. Aslında burada amaç günlük hayatta karşılaşılan problemlere net çözümler bulmaya çalışmak. Yani doğrudan insanlığın hizmetine sunulmak üzere pratik bilgiler üretmeye çalışmaktır. Pratik bilgi üretirken de aslında uygulamaya yönelik bilgiler üretilir. Yani salt bilginin kendisi burada ikinci sırada gelir. Birinci sırada gelen nedir? O bilgiye dayalı pratik çözümdür. Burada üretilen bilgi bakımından bu bilgiyi iki kategoride incelemek mümkündür. Bunlardan bir tanesi aksiyon. Yani durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalar. Bir diğer bilgi üretilirken kullanılan kategorilerden bir diğerisi ise Ar-Ge'dir arkadaşlar. Yani araştırma geliştirme. Bu fen bilimleri alanında daha sıklıkla karşımıza çıkıyor.
Problem çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş somut ürünlerin geliştirilmesidir Ar-Ge. Peki bilimsel yöntemin basamakları nelerdir? Birincisi tanılama, yani teşhis. Yani güçlüğün sezilmesi, problemin tanınması, tanımlanması ve çözümün tahmin edilmesi. Sonra sınama, yani gözlenebilir sınayıcıların çıkarılması, denenmesi ve değerlendirilmesi. Bir diğer aşama raporlama, araştırmadaki tüm süreçler ile sonuçların kaydedilmesi. Ne dedik? Yayınlamadan önce elinizde verilerin bulunması gerekiyor. Onları da sistemli bir şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Şimdi bir başka bakış açısına göre ise bilimsel yöntem 4 aşamalı döngüsel bir süreçtir. İlk aşama bir olgunun gözlemlenmesi, yani bir problem ortaya koyabilmeniz için önce bir gözlem yapmanız gerekiyor. Geçici açıklamaların oluşturulması, daha fazla gözlem ve deneyin yapılması ve açıklamaların sadeleştirilmesi ve yeniden test edilmesi. Mesela bir olgunun gözlemlenmesi konusunda neler söyleyebiliriz? Aslında bilimsel yöntemin başlangıç noktasıdır gözlem. Araştırmacı dikkatini çeken bir problem durumunun varlığını ortaya koyar. Sorun rastlantısal olarak keşfedilebileceği gibi göze çarpan bir olayın varlığının doğrudan gözlemlenmesi yoluyla da ortaya konulabilir. Ve bu basamakta değişkenlerin tanımlanmasından sonra artık bir sonraki basamağa geçilebilir. Neydi bir sonraki basamak? Geçici açıklamaların oluşturulması. Aslında varsayım ya da hipotezlerin ortaya konulması. Yani gözlemlerle tutarlı olacak şekilde bir ya da daha fazla geçici açıklama geliştirilir. Açıklama sonucunda ortaya çıkması beklenen değişkenler arasındaki ilişkinin doğası önceden geçici olarak tahmin edilerek ortaya konulmaya çalışılır. Ve bu değişkenler arasında ilişki bulunduğuna ilişkin bir hipotez, yani bir öngörü oluşturulur. Sonra üçüncü basamak daha fazla gözlem ya da deneyin yapılması demiştik. İlk gözlemlerin ardından hipotezin araştırılması ve geliştirilmesi gerekebilir. İşte hipotezin geçerliliğini test edebilmek için daha çok gözlem ya da daha çok deney yapılması bu aşamada bilgiye ulaşma yollarını çeşitlendirebilir. Bu görüşe göre en son basamak ise açıklamaların sadeleştirilmesi ve yeniden test edilmesi. Bu son adımda bir başka araştırmacı konuyu tekrar araştırmak isterse o durumda izleyeceği yolu şüpheye imkan vermeyecek şekilde açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Dolayısıyla sadeleştirme sürecinde araştırmacı önceki hipotezler ışığında yeni ve daha özel hipotezler oluşturabilir. Şimdi John Dewey'e göre bilimsel yöntemin çeşitli basamakları vardır. Mesela bilimsel yöntem bir ihtiyacın doğuşu ya da bir problemi hissetme sonucunda ortaya çıkmış olabilir. Bu aşamada araştırmacı bir problemle karşılaşır. Aslında sorunu tam olarak açıklayamamaktadır ve aydınlatamamaktadır. Sonra güçlüğün yerini ve problemi tayin etmeye çalışır. Yani probleme yönelik gözlemler yapar, kanıtlar toplar ve onu tanımlamaya başlar. Sonra sonucun ne olacağı hakkında zekice tahminler yaparak hipotezler öne sürer. Yani bilimsel çözüm yolları önermeye çalışır. Sonra uygulamanın sonuçlarını düşünüp o sonuçları yorumlar ve tartışır. Yani bu doğrulayıcıların saptanması aşamasıdır. Daha sonra araştırmacı hipotezlerin doğru olup olmadığını elindeki verilere dayalı olarak değerlendirmeye çalışır. Ama artık bu aşamada araştırma bitirilmiş ve bulgular ortaya konulmuştur. En son aşama ise raporlama aşamasıdır. Ortaya çıkan bulguların ve sonuçların yazıya döküldüğü aşamadır. Evet, araştırmanın planlanması basamağı için neler söyleyebiliriz? Araştırmacı ne tür bir araştırma yapmaya çalışırsa çalışsın, sürecin nasıl işleyeceğini takip etmek, yani onu bir hiyerarşi içerisinde sürdürmek araştırmacı için oldukça önemlidir. Araştırmaya başlamadan önce bir plan yapılması gerekiyor ve bu planın aşamalarının belirlenmesi gerekiyor. İşte bu aşamaya araştırma planının oluşturulması aşaması denir. Bu aşamada araştırmayı başlangıçta dizayn ettiğiniz araştırma planına göre
yürütmek hem zaman kaybını azaltacaktır hem de maliyetlerinizi azaltacaktır. Araştırma konusu nasıl belirlenir? Öncelikle bir bilimsel araştırmaya başlamadan önce bir konunun belirlenmesi gerekiyor. Yani herhangi bir konuyu çalışmaktan ziyade neden ya da niçin böyledir diyebileceğiniz ya da merak edebileceğiniz önemli özel bir konunun seçilmesi ve onunla başlanması gerekiyor. İşte buna araştırma konusunun belirlenmesi adı veriliyor. Araştırma konusunda kendi fiziksel ya da kendini fiziksel ya da düşünsel yönden rahatsız eden herhangi bir konuyu araştırmak isteyebilir. O konuya ilgi duyabilir ya da özel bir merakı olabilir o konuya karşı. Dolayısıyla bu şekilde bir konu belirleyebilir. İşte konu seçim aşamasına özen gösterilmesi sonuçların verimliliğini yani araştırmanın verimliliğini artıracaktır. Özellikle seçilecek konu için şu soruların sorulması isabetli bir konu seçimini kolaylaştırır. Mesela seçilecek konuyu önemli kılan şey nedir? Ya da seçilecek konunun özgünlük düzeyi nedir? Yani daha önce çalışılmış mı? Bu problemin çözümüne yönelik daha önce bir takım önerilerde bulunulmuş mu? Bu cevapları arayarak başlamak gerekiyor konu seçimine. Ve aynı zamanda toplumun özellikle duyarlılık gösterdiği konular üzerine yoğunlaşmak da yine araştırmanın önemini artıran etkenlerdendir. Ve bu konu daha önce çalışılmış mı sorusuna cevap verebilmek için haliyle bir literatür taraması yapmak gerekiyor. Yani konunun ne kadar önemli olduğunu ve daha önceden çalışılıp çalışılmadığını ortaya koyma sürecidir. İşte araştırmacı çalışmak istediği konu hakkında daha önce ne tür çalışmaların yapıldığını ve hangi düzeylerde çalışılarak sonuçlar elde edildiğini öğrenmek istiyorsa, konunun çerçevesini net çizmek istiyorsa o halde literatür veri tabanlarına başvurmak suretiyle bir kaynak taraması yapılmalıdır. Bu aşamanın dikkatli yapılması daha önceden yapılmış bir çalışmayı aynen tekrarlama riskinden kurtarır sizi. Yani hem kaynak hem zaman israfının önüne geçecektir. Bir de araştırma konusunu ortaya koyarken yapılabilirlik düzeyini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yapılabilirlik iki türlü olabilir. Konunun yapılabilirliği olabilir ya da araştırmacının gerçekten o konuyu araştırabilme konusundaki yeterliliği olabilir. Eğer araştırmacı araştırma konusunda gerekli kapasiteye, bilgi donanımına ve araştırma yöntemi konusunda gerekli yeterlilik düzeyine sahipse o zaman o araştırma araştırmacı açısından yeterlilik taşıyor demektir. O nedenle araştırmacının araştıracağı konuya ilişkin ya da uygulayacağı yöntemlere ilişkin belirli bir miktarda bilgi düzeyinin oluşmuş olması gerekiyor. Aynı zamanda yapılabilirlik kriteri ortaya koymak gerekiyorsa yasal koşullar açısından engel bulunup bulunmadığı buna örnek verilebilir. Konunun etik açıdan ya da doğal olarak ya da toplumsal veya ekonomik açıdan araştırılabilir olup olmadığı veya da finansal kaynakların yeterliliği yapılabilirliği etkileyen unsurlardandır. Yani bir çalışma yapmak istiyorsanız buna ayıracak kaynağınız yoksa, yeterli paranız yoksa o zaman bu çalışmayı yapma şansınız yok demektir. Bu doğrudan yapılabilirliği etkilemektedir. Ya da bir çalışma yapmak istiyorsunuz ama etik açıdan doğru değil. Ya da büyük bir infiale yol açacak toplumda. Dolayısıyla bu çalışmalarda her ne kadar bilimsel açıdan yapılabilir gibi görülse de başka açılardan yapılabilirliği zayıftır. Problemin seçimi önemlidir demiştik. Problemi ortaya koyabilmek için öncelikle bir araştırma fikrinin oluşması gerekiyor. Araştırma fikri şu şekillerde oluşabilir ya da ortaya çıkabilir. Araştırmacı bir konuya ilişkin bir merak duyar ya da bir konuya ilişkin ön bilgi niteliğinde bazı temel kavramlara, bilgilere sahiptir ama bunları genişletmek, geliştirmek istiyordur. Bu araştırma fikrinin ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden bir tanesidir. Bir diğer ise geçmiş yaşantılar ya da tecrübe. Araştırmacı geçmiş yaşantıları ya da tecrübesiyle bazı yeni bilgilere ulaşmak isteyebilir, aklına yeni sorular gelebilir. Bu da problemin seçimi ya da araştırma fikrinin ortaya konulması basamağında önemlidir. Bir diğer ise
hayal gücü ya da yaratıcılığıyla ilgili ilgi duyduğu alana yönelik sorunları fark etmesi. Yani özellikle bir alanla ilgilenmesi ve o alandaki sorunlara ya da sorulara çözüm bulmaya çalışması da yine bu konuda belirleyici etkenlerdendir. Ve her problem araştırmaya başlarken seçilebilir mi? Elbette seçilebilir ama problemin uygun olması gerekiyor. Yani önceden çalışılmış bir problem üzerine çalışmak önemli bir kaynak israfı olacaktır. Dolayısıyla bu basamak aynı zamanda literatür taraması basamağıyla da yakından ilişkilidir. O nedenle daha önce çalışılmamış konuların seçilmesi gerekmektedir. Özellikle fen bilimlerinde, yani biyoloji alanından örnek verelim, kendi alanımız olduğu için, bu alanda yapacağınız çalışmalara ilişkin önce bir literatür taramasının yapılması ve özgün, yani daha önce çalışılmamış bir noktanın çalışılmasına gayret gösterilmesi gerekiyor. Ayrıca problemin çözümü bir teorinin desteklenmesine yenilik getiriyor mu, getirmiyor mu? Ya da teorinin sürekliliğine, yani kanıtlanmış bir teoriye ilave deliller sağlama sürecine katkı sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bunun da gözden geçirilmesi gerekiyor. Peki araştırma problemini nasıl seçeriz? Aslında bilimsel olarak yaklaşmak gerekiyorsa araştırma probleminin seçiminde bir takım aşamalar vardır. Birinci aşama öncelikle genel problem alanını tespit etmektir. Yani şurası grafikte, şurası şu gördüğünüz genel problem alanıdır. Ve bu bir sistem bütünlüğü içerisinde bunu dilimlere bölersiniz. Yani alt araştırma problemlerine bölersiniz. Her dilim genel çizgileriyle ve birbirleriyle ilişkilendirilerek ele alınabilir. Bir sonraki aşamada araştırmak istenen problem dilimine yoğunlaşılır. Yani şu taranan kısma yoğunlaşılır. Yani problemin durumu bir bütün içerisinde belirli bir parçayla sınırlandırılmış olur. Bir sonraki aşamada ise bu sınırlandırılmış problem ayrıntılı olarak açıklanarak özellikle bu dilim üzerine yoğunlaşılır. Peki araştırma sorularının işlevleri nelerdir? Soracağınız sorular bu aşamada projeye yön verir ve projeye tutarlılık kazandırır. Yani burada mantıklı soruların sorulması, ilginç ve saklı kalmış sağlam gerçeklerin, ilginç gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. O nedenle sorduğunuz sorular projeye yön verecek ve projeye tutarlılık kazandıracaktır. Dahası sorduğunuz sorular projenin sınırlarını belirler. Yani nereden nereye kadar çalışmamız gerekiyor, konu kapsamımız neresi? Aynı zamanda proje sırasında araştırmacının çalıştığı projeye ve ortaya koyduğu probleme yoğunlaşmasını sağlar. Aynı zamanda proje yazılı hale getirilirken, yani deneyleri yaptınız, sonuçları elde ettiniz. O sonuçları yazılı hale getirirken de şuna dikkat edersiniz. Başlangıçta hangi soruyu sormuştum ve sonucunda bu sorunun hangi cevabını elde ettim? İşte projenin yazımı aşamasında da sorduğunuz sorular size yardımcı olacaktır. Ve aynı zamanda projenin yürütülmesi sırasında gerekli olan verileri de size gösterecektir. Bir sonraki aşama hipotez kurma demiştik. Eğer bir araştırmaya değer bir sorun ortaya koyabilmişseniz işte bu problemi soru cümleleriyle ya da hipotezlerle belirtebilirsiniz. Hipotez en klasik manada şu örnek verilebilir. Eğer derse devam edersen bu dersten geçersin. Soru cümlesinin, hipotez cümlesinin temel mantığı bu. Yani eğer tire doğruysa tire olur mantığı. Yani şuradaki mantık hipotezin mantığını ifade eder. Ortaya bir amaç koymanız gerekiyor. Öyle ya, bir çalışmaya başladınız. Bu çalışmanın amacı şudur diyebilmelisiniz. Araştırmanın neden yapılmak istendiğini ve aslında sonuçta neyin gerçekleştirilmesinin amaçlandığını net bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Örneğin bir makaleyi uluslararası bir dergiye gönderirken amacınızın net ortaya konulmuş olması gerekiyor ki editör, yani makaleyi inceleyenler, yani hem editör hem hakemler, amaç nedir ve sonuç nedir? Amaçla sonuç arasında bir bağlantı var mı? Buna bakmaya çalışacaklardır. Dolayısıyla hedefleri ortaya koymuş ve çalışmanın ana fikrini özetlemiş olursunuz. Özellikle
amaç bölümünü okuyucuların kolaylıkla fark edebileceği tek bir cümle ya da bir paragraf şeklinde yazmakta fayda vardır. Burada şu önemli açıklamayı da yapmadan geçemeyeceğim. Makalenizde ya da bilimsel çalışmanın sonuçlarını yazdığınız herhangi bir metinde fazladan kullandığınız her kelime ya da her cümle başınızı ağrıtır. Eğer o kelimeyi ya da o cümleyi çıkardığınızda makalede anlam bozulması gerçekleşmiyorsa ya da makale niteliğinden herhangi bir şey kaybetmiyorsa o kullandığınız kelime ya da cümle tekrar bir kelimedir ya da tekrar bir cümledir. Dolayısıyla tekrarlardan kaçınmak gerekiyor. Amacınızı da net ifade etmek istiyorsanız uzunca bir paragraf yerine kısa ve net bir cümleyle belirtmeniz gerekiyor. Aslında bütün bilimsel yazışmalarda kısa, net ve öz cümlelerin kullanılması gerekiyor. Bazen araştırmacıların bir konu hakkında çok bilgi sahibi olduklarını adeta kanıtlamak istercesine çok uzun ve sofistike cümleler kurduğu görülür. Bu sıklıkla araştırmacıların karşılaştığı sorunlardan bir tanesidir. Halbuki kısa ve net cümleler kullanmak araştırmacının aslında okuyucu dostu bir metin hazırlamaya çalıştığı anlamına gelir. Çünkü yazdıklarınız okunduğunda değerlidir. Dolayısıyla bir basamak daha ileri gidecek olursak makaleyi yayınlamak problem değildir. Asıl problem yayınlandıktan sonra makalenin atıf almasını sağlamaya çalışmaktır. Atıf almasını sağlamak istiyorsanız okuyucu dostu bir dille yazmalısınız. Asıl başarı makaleyi yayınlamaktan ziyade makalenin atıf alacak duruma gelmesine imkan tanıyacak kadar güzel bir dil kullanmış olmanızdır. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı nokta noktadır şeklinde bir cümle en sade, en güzel cümledir. Peki amaçları verirken o amacın altında bir takım alt amaçlarınız da olabilir. Amaç cümlesiyle birlikte verilmesi gereken bir takım alt amaçlar. İşte bu alt amaçlar araştırmanın sınırlarını, örneklemini ve araştırmanın modelini ortaya koyar. Ve bu alt amaçlardan her birine verilecek cevaplar bir araya getirildiğinde en üstteki amaç cümlesine topluca bir cevap niteliği taşır. Mesela bir örnek, araştırmanın adı ortaokul öğrencilerinin matematik dersine çalışma süreleri ile matematik dersi başarıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Yani uzun çalışan ya da çok çalışan çok mu başarılı oluyor ya da çok çalışanla az çalışanın arasında başarı açısından bir fark var mı yok mu? Amacımız nedir? Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine çalışma süreleri ile matematik dersi başarıları arasındaki ilişkiyi saptamaktır. Bakın çok net ve sade tek bir cümleyle belirtilmiş. Peki bu amaca ulaşmak için alt amaçlarımız var mı? Onları da şu şekilde dizayn ediyoruz. Şu sorulara cevap vererek araştırmanın amaçlarına ulaşmaya çalışıyoruz. 1. Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine çalışma süreleri ne kadardır? 2. Ortaokul öğrencilerinin matematik dersi başarı düzeyi nasıldır? 3. Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine çalışma süreleri ile matematik dersi başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 4. Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine çalışma süreleri matematik ders başarılarının anlamlı bir yardımcısı mıdır? Bakın çok net sorular ve bu soruların her biri amacımızı ortaya çıkarmaya çalışacak cevapların arandığı sorulardır. Ve bir çalışmayı yaparken aynı zamanda o araştırmanın önemini de iyi vurgulamanız gerekiyor. Yani elde edilecek yararlar, gerek kuramsal yararlar, yani teorik yararlar, gerekse pratik yararlar. Bunların ne olacağının açık bir şekilde belirtilerek araştırmanın öneminin vurgulanması gerekiyor. Nasıl ifade edebiliriz araştırmanın önemini? Öncelikle araştırmadan elde edilecek sonuçların günlük yaşamda belirli bir problemin çözümüne katkı sağlayacağı yönünde bir ifade kullanarak araştırmanın önemini ifade edebilirsiniz. Bu konuda daha önce yapılmış çalışmalara da değinerek onlardan destek alabilirsiniz ve çalışmanın hangi bakımlardan toplumsal bir sorunun çözümüne katkı sağlayacağına vurgu yaparak araştırmanın önemini ifade edebilirsiniz.
ve hipotezleri ortaya koyma ya da varsayımları ortaya koyma basamağında nelere dikkat etmek gerekiyor? Hipotez, daha önce de söylediğim gibi, geçerliliği bilimsel deneylerle kanıtlanmamış olan düşüncelerin ürünüdür, varsayımlardır. Bunlar kanıtlanabilecek objeler ya da işte hedefler olabilir ya da kanıtlanması umulan kurumsal düşünüşler olabilir. Hipotezlerin gereksiz yere çoğaltılmaması gerekiyor. Yani sorunuza muhtemel cevapları kendi aklınızdan verirken alakalı alakasız her türlü hipoteze başvurmamalısınız. Hipotezlerin gereksiz yere çoğaltılması, denenmemiş ön yargıların da çoğaltılması anlamına gelir. Dolayısıyla bu durum hem araştırmanızın sınırlarını genişletip raydan çıkmasına yol açacaktır, hem de araştırmanızın ciddiyetini zayıflatacaktır. Bir araştırmaya başlarken aynı zamanda o araştırma konusuyla ilgili mevcut terimlerin de açıklanması gerekiyor. İlk yapılacak işlerden bir tanesidir araştırmada kullanılacak terimlerin açıklığa kavuşturulması. Şimdi her bilimsel çalışma alanının kendine özgü bir terminolojisi vardır. O alanda kullanılan farklı farklı terimler vardır. Mesela sosyolojide farkındalık bir terimdir ama biyolojide farkındalıktan ziyade atıyorum nükleosu ya da işte Golgi aygıtını ya da mitokondriyi ya da işte protein sentezini kavram olarak kullanırsınız. İşte bu kavramların başlangıçta açıklanması gerekiyor. Önceleri günlük dile ait sözcüklerle kimi kavramlar açıklanmaya çalışılırken artık giderek bilimsel bilginin artmasıyla birlikte daha özel terimlerle ifade edilmeye başlanmıştır bazı terimler. İşte bu özel terimlerin tanımlanarak aslında her alana özgü o terimlerin herkesin okuduğunda anlayabileceği şekle getirilmesi gerekiyor. Bu kavramların sunulması araştırmacının ben neyi ve nasıl araştırmak istiyorum sorusuna verdiği yanıttır aslında. Daha sonra kavramları da açıkladıktan sonra uygun yöntemin belirlenmesi gerekiyor. Yöntem, araştırmacının sonuçlara ya da amaçların hedeflendiği noktaya nasıl ulaşılacağını ifade eder. Problem hangi yolla çözülecektir? Çözüme uygun teknikler nelerdir? Ve araştırma hangi yaklaşım kullanılarak gerçekleştirilecektir? O nedenle metodoloji çok önemlidir. Şu sorulara verilecek cevapları karşılayacak şekilde yöntem belirlenmelidir. Nerede, ne zaman, ne ile ve nasıl gerçekleştirilecektir? Bu sorulara verilecek cevapları karşılayacak şekilde bir metodoloji oluşturursanız doğru yoldasınız demektir. Ardından yöntemin detaylandırılması gerekir. Hem sizden sonra bir başka araştırmacı aynı konuda çalışma yapacaksa onun aklında herhangi bir şüphe ya da soru işareti kalmayacak şekilde aynı deneyi, aynı testi tekrarlayabileceği şekilde yöntemi detaylandırmanız gerekiyor. Hem de bu araştırmanın tekrar edilmesi sürecinde yönteme ilişkin bütün bilgileri sistematik olarak kağıt üzerine dökmüş olmanız gerekiyor. İşte yöntem kısmında şu ayrıntıların mutlaka verilmesi gerekiyor. Araştırmanın türü nedir? Araştırma evrenine ilişkin bilgiler nelerdir? Yani kapsamı nedir çalışmanızın? Örneklem büyüklüğünüz nedir? Mesela bir anket yapıyorsanız kaç kişi üzerinde yaptınız bu anketi? Örneklemin seçim yöntemi, yani burada ankette bilgisine başvurduğunuz kişileri neye göre tespit ettiniz? Veri toplama yöntemi, yani hangi yöntemi kullanarak verileri elde edeceksiniz ve hangi yöntemleri kullanarak verileri düzenleyecek ve analiz edeceksiniz? İşte buradan da anlaşılacağı üzere bir sonraki basamak veri elde etme basamağıdır. Yöntem kısmındaki verilerin nasıl elde edileceğine yönelik dikkat edilmesi gereken bir takım ipuçlarının bulunduğu basamaktır. Daha önceden tespit etmiş olduğunuz bir veri toplama yöntemiyle bilgileri elde edersiniz ve bunları kaydederek bunları yazılı veriler haline getirirsiniz ve artık analize hazırlarsınız. Şimdi elde ettiğiniz veriler analiz edilmeden önce rakamlardan oluşan bir çorba niteliğindedir ve herhangi bir anlam ifade etmezler.
onları anlamlandırabilmek için bir takım analizler yapmanız gerekiyor. Verileri analiz etmeniz gerekiyor. Veriler nitel veriler de olabilir, nicel veriler de olabilir. Ne demiştik? Nitel veriler daha ziyade sayısal verilerin dışında, yani betimleme yöntemiyle ya da tanımlama yöntemiyle konumlandırılan verilerdir. Ama nicel veriler sayısal verilerden oluşmaktadır. İşte verilerin nitel ya da nicel olma durumuna göre istatistiksel ya da içeriksel bir analiz yapabilirsiniz. Bu aşamada veriler denetlenir, sıralanır, gruplanır, kodlanır, hata düzeltmeleri yapılır, en küçük ve en büyük değerler bulunur. Yani istatistiksel bir analiz yapıyorsanız en küçük ve en büyük değerleri hariç tutmanız gerekir. Çünkü onlar kural olarak hatalı olduğu varsayılan verilerdir. Ve en son veriler tabloya da grafikler haline getirilir. Bir veri çorbasına baktığınızda o verilerin neye işaret ettiğini ya da ne ifade ettiğini bir bakışta anlayamayabilirsiniz. Ama grafik ya da tablo şekline döktüğünüzde baktığınızda verilerin aslında nereye doğru evrildiğini ve size ne anlatmak istediğini daha kolay görebilirsiniz. Ve gerekli istatistiksel yöntemler kullanarak veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirir. En son aşamada bulgular kısmına geçersiniz. Ve elde ettiğiniz verileri, yani işlenen ve analiz edilen verileri yorumlanma aşamasında objektif bir şekilde yorumlamanız gerekiyor. Nicel verileri yorumlarken genellikle objektif olabilir araştırmacı, ama nitel verileri yorumlarken araştırmacının ortama kendi yorumlarını katması da muhtemeldir. Yani araştırmacının kendi kişilik özelliklerinden bu yorumlama basamağı biraz etkilenebilir. Ama fen bilimleri ya da tıp ya da mühendislik bilimleri ya da sağlık bilimleri alanında çalışanların elde ettikleri veriler daha çok objektif yorumlamayı gerektirdiği için kişisel yorumlamalar işin içerisine çok fazla dahil edilmezler. Araştırmacı bu basamakta öngördüğü hipotezlerin doğrulanıp doğrulanmadığını ve bunun ne anlama geldiğini irdelemeye çalışır. Ve bu aşamanın elde edilen sonuçların gidişatını doğrudan etkileyeceği göz önünde bulundurulacak olursa bu aşamanın büyük bir titizlikle gerçekleştirilmesi gerekir. Ve işiniz bittikten sonra o verileri makale haline dönüştürseniz dahi verilerin orijinalini bir müddet daha saklamanızda fayda var. Aşağı yukarı 5 ya da 10 yıl süresince verilerin saklanması gerekiyor. Neden? Daha sonra tekrar analiz etmeniz gerekebilir verileri. Ya da bir etik sorun ortaya çıkar. Bir şikayet üzerine bir etik problem ortaya çıktığında verilerin tekrar gözden geçirilebilmesi için kolay ulaşılabilecek bir yerde bir müddet arşivlenmesinin faydası olacaktır. Ve araştırmanın mutlaka bir özetinin olması gerekiyor. Belki denk gelmişsinizdir. Daha önce makale taraması yaptıysanız eğer Web of Science'da herhangi bir makaleyi anahtar kelimeler kullanarak taradığınızda önce başlıklar gelir karşınıza. Başlık sizi ilk karşılayan yerdir. Birazdan anlatacağız başlığın nasıl yazılabileceğini. Sonrasında başlığa tıkladığınızda bir özet çıkar karşınıza. Özetin makalenin tamamını okuma şansı olmayan birisinin okuduğunda makalenin tümünde ne anlatmak istediğini, amacın ne olduğunu, sorunun ne olduğunu, elde edilen verilerin ne olduğunu ve ulaşılan yargının ne olduğunu o bir paragraflık özetin içerisinde görebilmelidir. Okuduğunda onu anlayabilmelidir. Yani özet aslında sizin vitrininizdir. Dolayısıyla son değerlendirmeyi hazırlarken o ana kadar yapılanların bir bütün halinde yer aldığı bir bölümdür ve amaçlar, bu amaçların varsayımlar içerisindeki durumu, onu çözmek ya da çözecek verileri elde etmek için izlenecek yöntemin ve elde edilen temel bulguların özetlendiği kısımdır. Sonuç bölümü yine oldukça önemli bölümlerden bir tanesidir. Aslında bu bilimsel makalelerde aynı zamanda conclusion, yani araştırmacının bütün verilere ve literatür taramalarına dayalı olarak vardığı son nokta ya da kanaat nedir? Bunun belirtildiği noktadır arkadaşlar. Bu araştırmanın en son kısmında gösterilen yargı ifadeleri bulgulara dayalı
ulaşılan sonuçları gösterir. Bu kısımda elde edilen tüm veriler ışığında problemin çözümüne getirilen katkılar ortaya konulmaya çalışılır. Ve bu bölümün özellikle aşağıdaki, yani şu vereceğim sorulara cevap niteliği taşıması gerekiyor. Bu araştırma yapılmasaydı eksik kalan ne olurdu? Ya da bu araştırmanın yapılması sonucunda öncekine oranla farklılaşan şey nedir? Yani iki nokta arasında belirli bir mesafe alabildik mi, alamadık mı? Elde edilen yeni bilgi ve olanaklar nelerdir? İşte sonuç bölümünün bu sorulara cevap oluşturacak şekilde hazırlanması gerekiyor. Tartışma bölümünde ise elde ettiğiniz verileri literatürde benzer ya da aynı konuda daha önceden elde edilmiş verilerle karşılaştırarak tartışırsınız. Şunları diyebilirsiniz muhtemelen. Evet, şu sonuçları bulduk ve bu sonuçlar daha önce yapılan şu 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 literatür verileriyle, yani yayınlanmış verilerle fikir birlikteliği içerisindedir. Ya da ben de aynı çalışmayı yaptım ama sonucunda elde ettiğim bulgular literatürdeki benzer bulgulardan farklıdır. O zaman farklıysa bu farklılığın temel nedeninin de tartışılarak ortaya konulması gerekiyor. Bilimsel bir perspektiften bakılarak ortaya konulması gerekiyor. O nedenle bilimsel çalışmalardaki tartışma basamağı en az bulgular kadar önemli ve özenilmesi gereken bir basamaktır. Araştırma sonucunda iki tür öneri ortaya konulabilir. Birisi uygulama önerisi, bir diğerisi ise araştırma önerileri. Araştırmacılar aslında elde ettikleri veriler sonucunda bir takım şeyleri önerebilirler. Yani şu şöyle yapılırsa aslında elde ettiğim verilere göre daha iyi olur şeklinde yargıları içeren kısımdır. Uygulama önerileri başlığı altında neler verilebilir? Araştırma bulgularına dayalı olarak geliştirilen ve pratikte yarar sağlayacağı düşünülen ve uygulamada yapılması ya da izlenmesi gereken yollarla yapılması gereken değişikliklerin sunulduğu kısımdır uygulama önerileri. Araştırma önerileri ise yine elde ettiğiniz verilere ya da bilgilere dayalı olarak ortaya çıkan durumlar için başka araştırmacıların hangi konuları araştırabileceğine dikkat çekersiniz. Yani ben şu konuda bir araştırma yaptım, sonucunda şu 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 konuların da eksik kaldığını, boş kaldığını ve doldurulması gerektiğini tespit ettim. Buralarda çalışılırsa daha iyi olur şeklinde bir takım araştırma önerileri ortaya konulabilir. Ve ne dedik dersimize başlarken? Hiçbir veri kamuoyunun tartışmasına açılmadığı sürece, yani yayımlanmadığı sürece bilimsel veri niteliği kazanmaz. O nedenle araştırma raporunun hazırlanması, onun yazılı hale getirilmesi son derece önemli bir basamaktır. Ve her bilimsel araştırmanın ayrıntılarıyla rapor edilmesi gerekmektedir. Burada dünya genelinde yaygın iki temel kaynak verilerin raporlanması konusunda yol göstericidir. Bunlardan bir tanesi APA El Kitabı, bir diğerisi ise Chicago El Kitabı'dır. Ülkemizde daha çok APA, yani American Physiological Association, yani Amerikan Psikoloji Derneği'nin standartları kullanılarak veriler raporlanmaktadır. Peki raporların bölümü nedir? Bölümleri nelerdir arkadaşlar? Birinci bölümde ne demiştik? Araştırma probleminin açıkça ortaya konulması gerekiyor demiştik. İkinci bölümde yöntem ya da metodoloji verilir. Üçüncü bölümde bulgular ve yorumlar yer alır. Dördüncü bölümde sonuç ve tartışmalara yer verilir. Peki bu bir araştırma makalesi değil de bir tezse, tabii tezin bölümleri farklı olacaktır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölüm kuramsal açıklamalar ve ilgili araştırmaların yapıldığı, yani literatür taramasının yapıldığı bölümdür. Üçüncü bölüm yöntemin detaylarıyla açıklandığı bölümdür ve uygun kaynakları referans göstermek kaydıyla detayların verildiği yöntemdir, kısımdır yöntem. Dördüncü aşama ya da dördüncü bölüm bulgular ve yorumların yer aldığı kısımdır. Beşinci kısım ise sonuç ve önerilerin yer aldığı kısımdır. Ancak her üniversitenin ilgili enstitüsü farklı tez yazım kurallarına sahip olabileceğinden öğrencinin tezini
yazmadan, hazırlamadan önce ilgili enstitünün tez yazım kurallarını edinip öğrenmesi gerekmektedir. Peki, hani tezin kısımları öyledir dedik. Makalenin kısımları neler olabilir? 1. Giriş, 2. Yöntem, 3. Bulgular, 4. Sonuçlar, tartışma ve öneriler şeklinde olabilir. Bu makaleden makaleye ya da dergiden dergiye değişebilir. Mesela 4. basamak results and discussion, yani tartışma ve sonuç olarak geçebilir ve öneriler başka bir başlık altında, yani 5. bir başlık altında, yani conclusion başlığı altında isteniyor olabilir. Peki hazır başlıktan bahsetmişken başlığın nasıl olması gerekiyor? Başlık aslında literatür taraması yapan birisinin o makaleye ilişkin ilk ulaştığı, ilk gördüğü, ilk gözüne çarpan kısımdır. Başlığın kısa olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kısa, ama o kısa başlığın, o kısa cümlenin içerisinde sizin çalışmanızı en iyi ve en etkili yansıtacak cümlenin oluşturulması, yerleştirilmesi gerekiyor. Başlık maksimum 10-12 kelime olmalıdır ve çalışmanın amacını maksimum düzeyde yansıtmalıdır. Özellikle ilk sözcüklerin araştırmanın içeriğini ve araştırmanın amacını yansıtan çarpıcı sözcüklerden seçilmesi son derece önemlidir. Mesela bir tez yazmış iseniz ya da yazıyor iseniz ya da bir kitap yazıyor iseniz önemli kısımlardan bir tanesi de ön söz kısmıdır arkadaşlar. Ön söz kısmında çok kısa olarak araştırma tanıtılmalı ve araştırmanın önemine vurgu yapılmalıdır. Ve yine bir tez ya da bir kitap yazmış iseniz eğer ya da review, yani derleme şeklinde bir makale hazırlamışsanız bir içindekiler listesi oluşturmanız gerekebilir. Burada bütün başlıklar ve alt başlıklar yer almalıdır. Aynı zamanda tablolar ve grafikler de sayfa numaralarıyla birlikte verilmelidir. Ve bilimsel dil oldukça önemlidir. Neden? Nesnel ölçütler göz önünde bulundurularak anlaşılır bir dille yazmanız gerekiyor her şeyi. En sık düşülen yanlışlıklardan bir tanesi şudur. Biz ya da ben dilini kullanarak yazmak. Bir çalışmanın sonuçları biz ya da ben dilini kullanarak yazılmaz arkadaşlar. Edilgen, üçüncü şahıs edilgen dil kullanılarak yazılır. Yani yaptık ya da yaptım değil, yapıldı şeklinde ifade etmeniz gerekiyor. En geçerli bilimsel dil budur. O nedenle araştırmacıların, evet, mesleğe ilk başladıklarında ya da ilk yazılım metinlerini hazırladıklarında araştırmacı adayları acemi olacaklardır. Bilimsel dili kullanmayı henüz tam olarak bilemeyebilirler. Ama bilimsel dili kullanmayı geliştirmek için bol bol okumak gerekiyor. Benzer türde yapılmış çalışmaların yazılı metinlerini bol bol okumak gerekiyor. Ve usta hale gelebilmek için nitel, nicel ve karma araştırma desenleriyle çalışılmış tez ve makaleleri okumalı, kullanılan dili öğrenmeli ve farklılıkları görmelidir. Dersimiz, bugünkü dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıklı ve huzurlu bir zaman dilimi diliyorum. Kendinize iyi bakın.